Hocam sıradaki soru gerçekten korkunçlu bir soru bence. Soruyorum. Korkunçlu, alalım. Diyor ki Nuray Hanım ya da Nur Ay Hanım bilemiyorum. İnsanların ölecekleri vakti kendilerinin belirlediklerini düşünüyorum. Yani insanlarda bir yaşam motivasyonu pili olduğuna ve bu pil bittiğinde de öldüklerine inanıyorum. Bu kanaate varmamın sebebi de yaşam enerjisi yüksek insanların çok uzun yıllar yaşadığı, çok ciddi hastalıkları atlattıkları, yaşamda isteksiz olan insanlarınsa genç yaşta öldüklerini gözlemlemem. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten bu dünyadan artık gitmek istediğimizde ölüyor olabilir miyiz? Şimdi tabii ölüm diye genellediğimizde mesela bir uçak kazasında ölen 268 kişinin aynı anda motivasyonunu kaybettiğini düşünemeyiz herhalde. Yani ölümün de çeşitleri var. Zannediyorum bu hani böyle bir yatağında ölmek, eceliyle ölmek falan dediğimiz gibi bir ölüm kastediliyor herhalde. Büyük oranda doğru. Şimdi genelde uzun yaşayan insanların hayatlarındaki ortak noktalara dair işte yapılan çalışmalarda hiç de öyle sağlıklı yaşama, güzel beslenme, işte akşam mışıl mışıl uyuma falan gibi özellikler yok. Bu insanların büyük bir çoğunun kötü alışkanlıklar diyebileceğimiz alışkanlıklara bir ya da iki sahip olduğunu, efendim aslında çok da böyle ritmi bozuk hayatlar yaşadıklarını falan görebiliyorsun. Ama bazı ortak kriterler var. Bu insanlar yine işte amaç sahibi olan tipler, acıkmadan yemeyen insanlar, efendim muhakkak fiziksel efora önem veren, yani zihinsel ya da fiziksel olarak aktif olan insanlar. Dolayısıyla ve genellikle zorluklar, mesela fiziksel zorluklar ya da zihinsel ya da ne diyeyim duygusal zorluklar yaşayan insanlar. Şimdi bu öldürmeyen güçlendirir diyor ya Nietzsche. Onun gibi bu tarz mücadele içerisinde sürekli meydan okumalara galip gelmeye çalışan hayatların uzun sürdüğünü biliyoruz. Bunun en iyi örneği dünyada politikacılar. Başarılı politikacılar geç ölür. Bir şekilde bu amaçları, onları o ittiren motivasyonları bir şekilde ömürlerini uzatıyor gibi gözüküyor. İnsanı hayatta tutan, zorluklarla mücadele imkanı veren şeye umut diyoruz. Umut var ise hayat sürüyor. Birçok kanser hastasında yapılan çalışmalar maalesef bunun birçok kemoterapiden, işte kanser tedavisinden çok daha etkin olabildiğini gösteriyor. Bir kitap tavsiye edeyim. Placebo Sensin diye bir kitap var. Piyasada satılıyor şu anda. Yazarını veya da yayın evini hatırlamıyorum ama Placebo Sensin kitabı ilginç. Tıbbi vakalar toplanmış burada ve insanların ilaç dışı, yani işte zihinsel efendim şemalarını değiştirerek yaşadıkları çok ilginç hadiselerden bahsediyor. Placebo biliyorsunuz ilaç olmayan bir şeyin ilaç gibi etki etmesi insanlara ve yani normalde su içerek işte ilaç dediğiniz için suya insanların iyileştiğini falan görüyorsunuz. Tıpta bildiğimiz bir etki bu. İnsanlar motivasyonları bittiği zaman artık beden de beyin de yaşamak için çok bir neden bulamıyor gibi gözüküyor. Ve vücutta sıklıkla hastalıklar patlıyor. Son olarak bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bütün dünyada bir sorun olan emeklilik hastalığı dediğimiz bir durum. Emekli olan insanların önemli bir kısmında ciddi hastalıklar patlıyor. Daha önce herhangi bir belirti vermemiş ve genellikle ciddi olabilen, yani hayati tehlike arz edebilen hastalıklar ortaya çıkıyor. Niye? Bütün ömrü boyunca çalıştığı işten emekli oluyor insanlar. Ki bunu biz keşfettik, hayvanlar aleminde emeklilik diye bir şey yok. Ve emekli olduktan sonra bir şekilde rutini bozulduğu için, artık kendini işe yaramaz hissettiği için önce ilk 6 ay çok mutlular emekliler ama ondan sonra bir sıkıntı çıkmaya başlıyor. Ben mesela yıllarca banka emeklisi olduktan sonra 15-20 yıl boyunca her gün bankaya giden insanlar biliyorum. Bunlar var. Orada kendini hissediyor. Ay çok dramatikmiş. Tabii. Ve dolayısıyla bu dışsal bir motivasyonun aslında ne kadar sınırlı yaşatıcı gücü olduğunu gösteriyor. O motivasyon işte olduğunda ölene kadar, son nefesinize kadar devam edebiliyorsunuz. İşte Steve Jobs'u hatırlayın. Steve Jobs pankreas kanseriydi. Çok çok zamanlarına kadar hala şirketinin başında, inovasyon peşinde, derdi tasasına devam eden birisi. Ki Steve Jobs'un yaptığı iş aslında sadece bir teknik inovasyondur. Bunun daha büyük bir amaca bağlı bir hayatta neler yapabileceğini düşünün bu motivasyonun. İnsan çok sırlı bir küp valla. Ben de tam bilemiyorum ama bana makul geliyor. Amacınızı kaybettiğiniz gün zaten ölürsünüz. Fiziksel olarak hayatta kalmanızın da çok bir anlamı yoktur. Onu da kim söylemiş hatırlamıyorum. Özlü sözle kapatalım. Çoğu insan 20'li yaşlarında ölür, 70'li yaşlarında gömülür demiş birisi. Gerçekten öyle gibi gözüküyor. Gençlik bittikten sonra amaçlar biterse hayat da bitiyor. Maalesef. Yine candayım. Camdan cam.